Hayırlı sabahlar. Bugün bize gelen mesajlardan, son mesajlardan birini paylaşalım. Çok üzücü ve düşündürücü bir mesaj. Diyor ki, bildiğiniz iddialardan dolayı 8 yıl, 1 ay, 15 gün ceza aldım. Cezaevine girdiğimde 23 yaşındaydım. Cezamı bitirdim, yeni çıktım. Ama çıktığımdan beri adeta toplumdan tecrit edilmiş durumdayım. İş için nereye gitsem kapılar yüzüme kapanıyor. Ben ne yapabilirim Allah aşkına söyleyin. Hakkariliyim diyor bir de. Şimdi mesaj sahibine şu cevabı verdik. Sizinle benzer durumdakilerin sıkıntılarını duyurup gündemde tutma gayretimizi sürdürmekten başka bir şey elimizden gelmiyor ne yazık ki. Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten yaşadığımız süreçte yapılmaya devam edilen hukuksuz uygulamaların yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu mağduriyetler saymakla bitmiyor. Çoğu delilsiz suçlamalara muhatap kılınarak senelerce cezaevi çektirilen insanlar dışarı çıktıkları zaman da çaresiz bir şekilde ortada bırakılıyor. Yasal infaz süreleri tamamlandığı halde hala tahliye edilmeyenlerin hali ayrı bir fasıl. İlaveten daha evvel tutuklanıp bir süre yatıp sonra Yargıtay aşamasını bekleme sürecinde geçici olarak bırakılan Yargıtay'dan çıkacak karara bağlı olarak ve cezaları Yargıtay'da onanıp tekrar içeri giren ve girmeyi bekleyen çok sayıda insan da var. Bunlar da ayrı bir bahis. Yani 15-20 Temmuz sürecinin başlattığı bu hukuksuz uygulamalar hala devam ediyor. Üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen. Bir de cezasını çekip bu mesajın sahibinin ifade ettiği gibi dışarı çıktıktan sonra ortada kalan ve iş bulmak için gittiği her kapı yüzüne kapanan insanlar var. Ve şimdi bunların durumu ne olacak? Yani neresinden bakarsanız bakın, işte aile fertleri, çoluk çocukları, yani bir kitle, milyonları bulan bir kitle bu duruma düşürülüyor. Şimdi daha evvel de konu etmiştik. Geçen Ağustos ayında güncellenerek saraya sunulduğu belirtilen raporda, malum raporda, örgütten ayrılanlara münhasır olarak dile getirilen bir şey vardı, aktarmıştık. Bunlar çocuklarının nafakalarının temini, ev kirası gibi rutin ödemelerinde örgüte muhtaç bırakılmamalılar. Şimdi zaten örgüt meselesi ayrı bir bahis. Kastedilen manada bir örgüt meselesi ayrı bir bahis. Bunun terör örgütü olarak nitelenmesi ayrı bir tartışma konusu. Ama esas burada üzerinde durulması gereken şey bir cemaat mensubiyeti ve cemaat faaliyetlerine iştirak ettiği için insanların, çok sayıda insanın bir örgüt üyesi olarak damgalanıp hukuki geçerliliği olmayan bir takım gerekçelerle, kriterlerle terör örgütü üyesi olmakla suçlanıp bu tarz ağır mahkumiyetlere çarptırılmaları ve bütün hakları ellerinden alınarak, kazanılmış bütün hakları gasp edilerek ortada bırakılmaları. Şimdi bu raporda diyor ki, örgütten ayrılanlar da sınırlı olarak bunlar çocuklarının nafakalarının temini ve ev kirası gibi rutin ödemelerinde örgüte muhtaç bırakılması, bunu devlete tavsiye ediyor rapor sahibi, saraya sunmuş. Devlet bu kişilerden, gene devam ediyor, askerlik yapmayanı askere aldığına, askerlik yapmasında tekrar
bir mahsur görmüyor devlet. Gelir elde edenden varsa, gelir elde bile, hala edenden vergi almaya devam ettiğine göre vergisini de alıyor verebilenden. Bunda bir mahsur görmüyor. Kamudan ihraç edilen örgüt üyelerinin özel sektörde çalışabilmesi için hukuki bir engelden ziyade psikolojik engel bulunmamalı. İfade garip, anlaşılması biraz zor bir ifade. Bunu nasıl anlamak lazım? Yani bu insanların, ihraç edilen insanların özelde çalışmalarına hukuki bir engel yok aslında. Psikolojik engel de olmamalı. Yani böyle herhalde anlaşılabilir. Hukuki engel yoksa o zaman niye bu insanların özelde çalışmasına da hukuk dışı engeller çıkarılmaya devam ediliyor? Bu bir problem. Bir de psikolojik engel. Orada da şu var. Özel sektör bu estirilen korku havası sebebiyle bu insanları istihdam etmekten çekiniyor. Eğer işe alırsam benim başıma da bir iş gelir mi korkusuyla. Ve raporda deniyor ki böyle bir engel de bulunmamalı. Yani bu insanlar en azından özelde çalışabilmeli ve nafakalarını, geçimlerini temin edebilmeli. Ailelerini geçindirebilmeli. Ama işte mesajda, aktardığım mesajda da örneğini gördüğümüz üzere gittiği her yerde kapılar yüzüne kapanıyor. Bir de tabii işsizliğin genel bir problem olması da ayrı bir boyutu işi. Yani bu dönemde o kadar çok işsiz var ki, o kadar çok üniversiteli işsiz var ki, üretim yok. Üretim olmayınca istihdam da yok. İşte bu iktidarın ekonomi politikalarının Türkiye'yi getirdiği yer bu. Zaten bu durumda olmayan, işte hapse girmeyen, ihraç edilmeyen insanların da iş bulmakta çok ciddi zorluklar yaşadıkları, iş bulamadıkları bir ortamda bu durumdaki insanların durumu daha da zorlaşıyor. Ve devam edelim. KYK mağduriyetlerinin giderilmesi için bir kanun tasarısı hazırlayıp ilgili adreslere ulaştırdığını belirten Profesör İzzet Özgenç'in de bu manada bu konumuzla ilgili bir ifadesi var. Onu da aktarmıştık, tekrarlayalım. Hangi suçu işlerse işlesin, mahkum olduğu cezayı çektikten belli bir süre sonra kişi yoksun olduğu, o mahkumiyetten dolayı yoksun bırakıldığı hakları geri alabiliyorken, somut bir suç işlemedikleri halde kamudan ihraç edilen kişilerden bu imkanın ila nihaye ömür boyu esirgenmesinin hukuki bir izahı yok. Ki suç işleyenler, hakikaten suç işlediği sabit olanlar ve bundan dolayı mahkum olanlar, bu suçtan dolayı kendilerine verilen cezayı çekiyorlar, tamamlıyorlar ve tekrar çıktıkları zaman o mahkumiyet sebebiyle mahrum bırakıldıkları haklarına tekrar kavuşabiliyorlar, çalışabiliyorlar. Kamuya dönebiliyorlar icabında duruma göre. Ama bu KHK ihraçlarında bu da yok. Maaşını kes, emeklilik hakkını kes, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kes. Sosyal güvenlik hak getire. Şimdi bu nedir? Bunun izahı nedir? Hukuki bir izahı yok diyor Profesör Özgenç. Burada bir insani problem var, insani dram var. Bir insani kriz var. Ondan sonra da anayasasının ikinci maddesinde devletin nitelikleri sıralanırken ne denildiğini hatırlayalım. Sosyal bir hukuk devleti. Sosyal devlet ve hukuk devleti. Şimdi bunların olduğu yerde, bunların yaşandığı yerde halihazırda ve yaşanmaya devam ettiği bir yerde sosyal hukuk devletinden bahsetmenin ne anlamı var? Sosyal hukuk devleti varsa
Bunlar olur mu? Hukuk devleti boyutunu çokça konuştuk. Bir de sosyal devlet boyutuna bakan kısmına taalluk ediyor bu bahsettiğimiz konular. Her noktada bu temel kriterlerden, temel esaslardan çok çok uzaklaşmış ve savrulmuş bir durumda Türkiye. Bundan artık çıkması lazım. Bir an evvel çıkması lazım. Bunun için bütün topluma, muhalefete, sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Türkiye'yi bu durumdan çıkarmak için bir an önce harekete geçilmeli. Erken seçim sandığı milletin önüne getirilmeli. Bu iktidar değiştirilmeli. Ve tekrar sosyal hukuk devleti ilkelerinin işler hale geldiği bir süreç başlatılmalı. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.